Evet, merhabalar sevgili seyirciler. Bugün 27 Kasım 2019 Çarşamba. Yalnız bir değişikliğimiz var. Rolleri değiştik. Ben Hakkı konuğuyum. Konuğum Hakkı abi de programın sahibi. Nasıl oldu? İşte Hakkı abi, Hakkı Bey işte Elif Şafak videosunu izlemiş. Bahattin dedi, bununla ilgili konuşmalıyız dedi. Tamam abi dedim, buyur konuşalım. Evet, şimdi top Hakkı abi de, buyur. Hakkı abi diyorum. Teşekkür ederim abi. Topu bana attın. Türkiye'den Rica ederim. selamlar. Bütün Aleykümselam. dünyada yaşayan ne kadar Türk varsa, Türkiye'yi seven, yad eden ne kadar insan varsa, güzel insan varsa hepsine en kalbi duygularımla selamlıyorum. Özellikle şu anda sana gönderiyorum bütün sevgi ve saygılarımı Bahattin kardeşim. Sağ olasın. Şimdi Türkiye çok önemli. Bütün dünyada bir sosyal, kültürel, ekonomik bir savaş ve bir değişim var. Şöyle yapalım mı? Evet. Sen de bir tanıt önce bir kendini. Tamam. Bana da Tamam. Tabii sorabilirsin. tabii. Öyle devam Karşılıklı edelim. anlaştık. Bahattin abi, ben 1986 yılından bu yana muhabirlikten başlayarak gazete imtiyaz sahibi, köşe yazarlığı, televizyon imtiyaz sahipliği, radyo, dergi, ne bileyim bir sürü neşriyatta gazetecilik yaptım. Bu niteliksizleşmenin hemen ardından, Türkiye'deki gazeteciliğin niteliksizleştiğine inanıyorum. Hemen ardından bütün gazete, dergi, her ne varsa onlardan sıyrıldım. Şimdi iki gazetede ve birkaç internet sitesinde köşe yazarlığı yapıyorum. Ayrıca bir televizyon programı yapıyorum Seyitçiler'e gelen. Seydi Muhabbet isminde. Konuklarım oluyor. Yaklaşık bir yıldır onu sürdürüyorum. 94'lü yıllarda o yerel televizyonların çok yoğun olduğu dönemlerde de televizyonculuk yaptık. Onda da Yerel Gerçekler ve Markaj isimli programlarım vardı. Yani yaklaşık 35 yıldır aktif gazetecilik yapıyorum. Vatanımı seviyorum. Milletimi seviyorum. Gazeteciliği de ben böyle birileriyle yarış, kendimi ispat olarak değil, vatanıma, milletime ve bölgeme nasıl hizmet ederim şeklinde kullanıyorum, açık söyleyeyim. Eyvallah. Seydi Şehli'yim abi. 1962 doğumluyum. İstanbul'da büyüdüm. Çocukluk ve gençliğimin önemli bölümü orada geçti. Seydişehir'deyim. Bir kamu kurumundan emekli oldum. Şimdi bir özel sektörde yöneticilik yapıyorum. Ama gazeteciliği bırakmıyorum. Bırakamıyorsun zaten. Ulaştınız mı bırakamazsınız. Siz Mehmet Koca'dan bilirsiniz bunu. Siz de öyle. Bugün sizin sayfanıza girdim. Baktım Elif Şafak'la ilgili iki ihaneti, bir değil, iki değil, üç değil Elif Şafak. Elif Şafak gibilerin. Sizin orada ona serzenişinizi gördüm. İngiltere'de, hangi kentteydi bilmiyorum ama toplantı salonunda ona tepkinizi gördüm. Dolayısıyla dedim Bahattin abiyle konuşmak istiyorum bugün. İşte böyle akşama böyle bir şekil aldı abi inşallah. Türkiye'yi Eyvallah. savunduğun için, ülkemizi savunduğun için, hainlerin karşısında İngiltere'de böyle cesaretle hem mimiklerinize, hem hareketlerinizle, hem kalbinizin yüzüne vurduğunuzu hissettim. Bu mücadeleden dolayı sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik Mücadele. olmayın. Buyurun. Buyurun. Estağfurullah. Bahattin abi, sen de kısaca böyle bir tanıt Eyvallah. kendinizi. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi ne yaptık? 94'te işte bir yerel gazeteyle başladık. Sonra işte Ulusal Gazete Akşam'a geçtik. Akşam gazetesine geçtik. Orada işte Mehmet Koca falan da var. Ortak arkadaşımız. Onunla da çalıştık. Sonradan işte o arada yine bir televizyon programlarına falan çıkıyordum ben. Bazı tartışma programlarına, siyaset meydanıydı, şuydu buydu falan. O ara bir televizyon deneyimimiz oldu. HBB. Ondan sonra televizyonda işte bir şeyimin, bir program değil de bir haberimin şey yapılması, pardon, kesilmesinden dolayı tartıştık haber müdürüyle. Ondan sonra
çıktık yani, işsiz kaldık. Sene 2000, 2000 Ocak, Şubat. Bir gazeteci büyüğüm. Ne yapacağım diye düşünürken o arada şeylere gidiyorum. Türkiye'de ilk kez iletişim şeyi yapıldı. Çırağan Kempinski Otel'de iletişim kongresi yapıldı, birincisi. Orada işte isimleri izledik, dinledik, tartışmaları dinledik. Uğur Dündar'dı, Ayşenur Aslan'dı, şuydu buydu falan. Bunları toparlayıp şöyle bir projeksiyon, gelecek projeksiyonu yaptım. Öngörüde bulunmaya çalıştım. Baktım 5 yıl yani karanlık gibi görünüyor. Allah Allah dedim. İşte gazeteci büyüğü de kafama koydu, dedi git Avrupa'ya, Avrupa'ya git falan dedi. 3 ayda kafama soktu bunu. Ben de çantayı aldım, valizi aldım, geldim. Dedik birkaç seçenek vardı, ülke vardı. Amerika vardı, işte başka yer falan vardı. Dedik işte kara olsun, parası kalırsak otostopla gelebilelim dedik. Geri dönebilelim dedik memlekete. Ondan sonra geliş o geliş 2019 senedir buradayız işte. İşte dediğiniz gibi gazetecilik tiyatro gibi, tozu yutmaya benziyor. Toz yutmaya. Tiyatroda işte çalışmıştık bir dönem. Neyse, şimdi işte bir YouTube kanalım var. Orada fırsat buldukça programlar yapıyorum. İşte röportajlar yapıyorum, analizler yapıyorum. Öyle devam ediyor. Evet. Evet, Bahattin abi. Dinliyorum. Dedim ya bugün böyle gazeteci kimliğiyle değil de böyle samimi olarak konuşmak istiyorum. Eyvallah. Tabii. Çünkü kaybolan bir kavram bu. İtik bir kavram. Bu itik kavram ben hiçbir ortamda samimiyet kavramını bırakmak istemiyorum. Kimle konuşursam konuşayım. Eyvallah. Kötü bir insanla konuştuğumu bilsem bile yani bireysel samimiyetimi ortaya koymaya çalışırım yani. Karşı Eyvallah. Tarafın ne yaptığı hiç önemli değil benim için. Şimdi bu Elif Şafak'ın yani aslında bir yazarın, bir üreticinin ismini böyle Sayın Elif Şafak, hanımefendi Elif Şafak şeklinde böyle önüne güzel sıfatlar koyarak anmak isterdim. Netice itibariyle bir yazar. Saygı evet. duymak isterdim ama ihanetinin biri bir değil bin oldu artık yani. Avrupa'da yaranma adına, Avrupalı'ya yaranma adına her fırsatta, her ortamda Türkiye'nin aleyhine, Türkiye'yi öteleyici, yani örseleyici, şikayet eden üslup, tüh kaka üslup, ondan sonra ne bileyim orada hatta bırakın siz Kürtleri, Türklerin bile zulüm gördüğünü söylüyor çeşitli oturumlarında. Bunlara siz şahitsiniz. Dolayısıyla evet. Bununla bugün neyi yaşadınız bana anlatır mısınız? Tabii. Şimdi, pardon 21 Kasım'dı değil mi? 21 Kasım. Bravo. Evet. İyi tatlısın. Güzel. Ben unutmuşum evet. Bak 21 Kasım. Evet, 2019 Kasım. Günlerden neydi? Pazartesi miydi? Neydi galiba? Perşembe miydi? Perşembe. Evet. Şu yarın bir hafta olacak. Doğru. Bir şeye gitmiştim ben. Çekime gitmiştim. Evet. Salman Rushdie'nin de geldiği bir çekimdi. Geçen sene geldiği bir yerde. Kitap Festivali. İnerken ilanı gördüm. Elif Şafak geliyor diye. Benim bölgeye. Hı-hı. Yani bölgeye geliyor diye. Bahattin, hemen gazeteci refleksiyle Bahattin dedim sana yine iş çıktı. Evet. Yani böyle bir an böyle bir iş. Protest Buyur. Bir karakter misiniz abla? Yani böyle ülke sevgisi evet. Noktası. Ya evet ama yani şey değilim ben yani çok samimi söylüyorum faşizan bir tutum değil, ırkçılık da değil benimki. Yani tabii. Çok açık söyleyeyim MHP'li de değilim, ülkücü de değilim. Hı-hı. Benimki başka bir şey. Anlatacağım kısaca. Şimdi bir de mümkün olduğu kadar hayatımda böyle adil olmaya çalışırım. Mesela orada dikkat edin üslubumu hiç bozmadım. Evet. You are lying de diyebilirdim. Yalan söylüyorsun da diyebilirdim. Demedim. You are ben lying. Bir soru sormak, sürekli ben bir soru sormak istiyorum dediniz. Ama girişi sürekli. Yapmıştım. I have a question. Sürekli böyle dediniz ama kibar değildi bayan. İşte oraya geleceğim. Neyse bekledim. İşte gün geldi. Gittim. Gelmeden önce haberlere de bakmadım yani. En son işte bir kitabının çalıntı olduğunu biliyorum.
Babam ve Piç diye bir kitabı var. Onun çalıntı, intihal olduğunu duydum. Onun dışında abi tam böyle bir haber bir arkadaş söyledi bana, paylaştı. Dedi ki Elif Şafak, Türkiye'de demokrasi yok, Türkiye'ye müdahale edilmeli. Batılı ülkeler Türkiye'ye müdahale etmeli dedi. Hayda. Kan beynime çıktı. Kan beynime çıktı. Yani tamam, ben de şikayet edebilirim. Ülkedeki bazı şeyleri, Avrupa'daki bazı makamlara, şeylere, şunlara, bunlara da. Yani kötü bir örnek var. Kötü bir örnek var önümüzde müdahale konusunda. Amerika'nın işte demokrasi getirdiği Irak var, işte Suriye var. Bu müdahaleden kastı ne Bahattin abi? Yani bu net ne bu ya? Askeri müdahale yani Allah Allah. yani askeri müdahale yapılacak. Türkiye'ye demokrasi gelecek. Ama büyük ihtimal müdahaleden kastı galiba FETÖ'ye getirecek. Allah. Tabii. Çünkü birkaç kişiden duydum ben böyle etrafta galiba FETÖ'yü getirme planları var böyle bir askeri müdahaleyle. Hani Abi gelecekleri varsa görecekleri de var abi. anladım. Zaten Hakkı abi gelecekleri var, görecekleri var diyorsun ya, işte ona istinaden bu kadar biz emin olduğumuz halde bu kadının bu kadar rahat müdahale edilmeli demesi insanın kanını beynine çıkartıyor. Abi şimdi sizin soy isminiz Çağdaş ama şimdi bu Elif Şafak'ı çağdaşlık ve aydınlık adına bu düşüncelerini görmezden gelen de bir güruh var. Yani bir politik çizgi içerisinde söylemeyeceğim bunu. Yani böyle bir güruh var. Birkaç güruh var hatta yani. Evet. Yani nasıl olduk biz? Neden bu hale geldik abi? Bunu kısaca bir söyler misin abicim? Şurayı bir tamamlayayım. Buraya Tamam. geleyim. Tamamlayayım, geleyim. Evet. Programa gittim, konferansa. Ben zaten 3-5 kişi falan katılacak. Ulan baktım, bir de giriş ücreti de ödüyorsunuz. Yani 12,5 sterlin falan ödüyorsunuz. 70-80 bin lira falan yani. Evet. Tamam mı? Evet. Bir baktım yani ne zaman baksan bir tiyatro sahnesi kadar dolu. Bir kütüphanenin Dolu içinde. gördüm, gördüm. Gördünüz. Ha, Sayısı evet. söyleyeyim. Oturdum. Hazırlandım. Ve abi orası ne toplantısı biliyor musun? Bir son bir kitap yazmış. 10 minutes 38 seconds diye. 10 dakika 38 saniye diye bir kitap yazmış. Onun tanıtımı. Evet. Tamam mı? Abi bir bekliyorum. Beş ya sürekli Türkiye ile ilgili kötü örnekler veriyor. Bir de keyif Mesela alıyor. ne diyor? Ne diyor abi Bahattin abi? Ya bildiğimiz şeyleri söylüyor. İşte gazeteciler düşünemiyor. Erdoğan'ı eleştiremiyor. İşte Erdoğan diktatör. İşte Erdoğan diktatör olduğu için müdahale edilmeli Türkiye'ye. Gazeteciler işte hapishanede, işte hamile kadınlar bildiğiniz FETÖ argümanı, hamile kadınlar cezaevinde, ondan sonra bir de beden dili, body language, beden dili keyif alıyor bunu anlatmaktan, Türkiye'yi kötülemekten. Bir de böyle işte bir şeyle karşılaştık da kötü bir olayla karşılaştık da işte onu kitabıma malzeme ettim, kitaplarıma malzeme ettim. Allah Allah. Ben sakin bir adamımdır. Tekrar söylüyorum yani öyle şey bir tarafım da yok. Objektif bir adamım. Öyle vatan bile Sakarya da demem yani kuru kuruya. Ama bir de çıktı işte konuşmacılar şey yapmaya başladılar. Türkiye'den kötü örnek vermeye Abi bu başladılar. arada Birkaç. görüntü verebilir misin Bahattin abi? Tabii verebilirim. Yani konuşurken o Görüntü. görüntüyü izlesin bizi dinleyenler. Görüntü de aksın madem öyle. Ses geliyor mu? Abi geliyor evet. Ses tam alamıyorum abi. Ses alamıyorum. Görüntü devam etsin abi. Tamam. Görüntü devam etsin. Evet. Şimdi
Yine devam edecek. Şeyimi dağıtmayayım. Abi yani artık dayanamadım ve şimdi sorulara geçildi ya. Hemen ben soru sırama girdim. Soru sırama girdim. Kaldırdım elim. Bak dedim. I'm in the queue dedim. Ona göre kıza şaka şeyle karışık. Ben sıradayım dedim yani. Soru için sıradayım. Güldü. Fakat orada bir kadın, sonradan yanıma gelen kadın, organizatör şey yapıyor. Beni çok pis izliyor. Pis izliyor. Neyi hissettiyse bilmiyorum. Abi sorular soruldu. Son soru dendi. Bana verilmedi soru. Kaldırıyorum böyle parmak. Soru bana verilmedi. Ve çıldırdım. Evet. Artık çıldırdım yani. Ama yine de kendimi şey yapıyorum. Yani hatta bir arkadaş dedi keşke Türkçe o kadını bir benzetseydin. Ama ben istedim ki o şakşakçıları da benzeteyim. Evet. Yani Türkçe sadece onu benzetirdim ama onları da benzetmem gerekiyordu. Kalktım. Dedim ki bak ben siz dedim burada Türkiye'yi eleştiriyorsunuz. Ve Erdoğan'ı eleştiriyorsunuz. Tamam mı? Ben de gazeteciyim. Fakat ben dedim Erdoğan'ı rahatlıkla eleştirebiliyorum dedim. Kritizize yapabiliyorum dedim. Tamam mı? Bu kadın dedim Türkiye'ye dedim askeri müdahalede bulunmasını istiyor dedim. Askeri müdahalede. Yani dedim ve batılı ülkeler tarafından, Western countries, batılı ülkeler tarafından. Evet. Ve Türkiye'ye dedim demokrasi getirilmesini istiyor dedim. Sizin demokrasiniz bu mu dedim abi? Heh. Evet. Biz gördük sizin demokrasinizi dedim. Amerika getirdi dedim Irak'a, Suriye'ye, Afganistan'a dedim. Devam edeceğim artık orada koptu. Orada alkışlarla boğmaya çalıştılar. Evet zaten alkışlara o yöneltti. Elif Şafak yöneltti. Ben izledim videoyu tamamen. Onun için farkında değilim. Ben yani, artık Elif Şafak gaza getirdi oradaki bayanları. Değil mi? Sizin konuşmanızı engellemek adına bir söz söyledi. Duyurmayan bir söz. Sonra herkes alkışladı onu. Anlamadım. Yani sizin, vallahi. Evet. Sizi susturdu. Evet. Ya dedim müsaade edin bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra kapatın dedim ya. Abi yani bir cümle daha etmeme, bir soru daha sormama izin vermediler. Ve orada Avrupalının, demokrasi isteyen Avrupalının yüzü görüldü. Yüzünü gördüler. Allah bana bunu nasip etti. Evet abi. Yani çıkışta da giderken utanmaz kitap imzalıyor. İşte buradan sebepleniyor, zıkkımlanıyor. Ne matah bir şeyse kitapları. Çıkarken de orada otururken ben ona Türkçe istediğim şeyi söyleyebilirdim. Yine söylemedim. Yine söylemedim. Yani kaltakla tevazu, diyebilirdim. Tevazu israf etmişsin abi. bir de şey o an alacağımı almıştım. Birinci basamak bu. İkinci basamakta belki daha farklı olur. Bilmiyorum ama o. Ayrıca bir de şeye geleceğim. Onu sen bitirdikten sonra Türkiye'deki şeyden bahsetmek isterim. Hakkı abi. Evet. Burası önemli. Burayı kaçırmayalım. Sen de söyleyeceğini unutma. Bakın ben naçizane bu adam burada kendi parasıyla gidiyor, kendi masraf ediyor, kendisi riske giriyor, tamam mı? Evet abi. Bu kadına müdahalede bulunuyor. Ve oradaki ahaliyi kendine getirtiyor. Bakın Anadolu Ajansı var. Tamam evet, mı? TRT World var. TRT World. Orada mı? Tabii. Orada var yani. Olmaz mı? Evet. Gazetelerin, bununla ilgili bir videoyu analiz yapacağım zaten. Gazetelerin temsilcileri var burada. $1 milyar verdiniz. Doğan grubuna aldınız. Burada bir sürü temsilciniz var. A Haber'in bir sürü temsilcisi var. Tamam mı? Buraya stajyer gönderdi Anadolu Ajansı. Ceplerine çift iPhone, bak marka şeye reklama girer. iPhone koydu bu çocukların cebine. Burada Anadolu Ajansı'nda stajyerlik yapsın, öğrensinler diye. Çoğu da bilmiyorum FETÖ var mı yok mu işlerinde. Cebine 4000 sterlin para koydular. Korkunç paralar alıyorlar. Ve bu kadın Avrupa'da, İngiltere'de at koşturuyor böyle toplantıdan toplantıya.
kamuoyu oluşturuyor. Kamuoyu Hakkı abi. Bu ne demek biliyor musun kamuoyu oluşturmak? Buraya da geleceğim. Ve bir tane muhabir çıkıp da ya peşinden dolaşın kardeşim bu kadın nerede? Siz de gidin benim gibi ya. Gidin. Para alıyorsunuz lan zıkkım olsun affedersin. Yani çıkın bir şey sorun. Ben size gidin dövün demiyorum. Bir şey de çıkın bir şey sorun. Bu kadın bu kadar rahat hareket edememeli. Bence de. Edememeli. Gerçekten olur mu böyle acı, şey ya? Acı bir durum abi ya. Ne oluyor biliyor musun? Evet. Hatta abi ne oluyor biliyor musun? Abi bizim bakın. İşimizle şu anda konuşuyoruz Bahattin abi. Bunu amacımız ne yani? Yani bir maddi kazancımız da yok. Allah korusun öyle bir derdim de yok benim yani. Gazeteciliğe başladığım günden bu yana para kazanayım gazetecilikten diye yapmadım. Meccanen ve gönül işi bu abi. Aynen. Nihat Genç'in bir hikayesi geldi. Belçika'da kerhanede çalışan kadın. Bilmem kaç sene sonra bu işin para için yapıldığını anlamış. Bak zavallı kadın. İntihar etmiş. Yani ben onu daha önceki videolarda örnek verdim. Biz de onun gibiyiz. Ya, evet. Neyse. Ne oluyor biliyor musun? Bak Avrupalı hükümetler en çok kendi kamuoyundan korkar Hakkı abi. Bak, evet abi. Kendi kamuoyundan kokar. Önce bunları ikna etmek zorunda. Bunları ikna edebilmek için de işte böyle Elif Şafakları falan kullanıyor. Bunun gibi bilmem neleri kullanıyor. Ne oluyor? Yarın Erdoğan'a bir şey olduğu zaman ne diyecekler biliyor musun? Ha, diktatördü diyecekler. Çünkü evet. kendi kadını, kendi yazarı bile ona diktatördü diyorlar diyecekler. Bunu fırsatı vermeyeceksin. Ne işiniz var orada ya? Kadın oturdunuz mu onlarla ya? Ben şey diyorum, temsilcileri, basının temsilcilerini Türkiye'deki. Kadına muhabbet mi ettiniz? Olmazsa bir de kısır dökediniz yani. İşin gittiniz oraya. Aynen. Evet. Aynen. Evet abi, katılıyorum. Yani buyur. Ben de topu gidiyoruz. Yani bir sıkıntı var abi ya. Yani bir önce söylediğin şeyler konusunda ben bugünkü hazırladığım köşe yazısına da dikkat etmeyi bilmiyorum. Emperyalistlerin ellerinde cetvel gezdiği günlerdeyiz abi. Hiç bırakmadılar ki. Evet. Ellerinde bir cetvel. Orta Doğu'da, Asya'da her yerde şu anda geziyorlar. Özellikle petrolün olduğu yerlerde cetvelle geziyorlar biliyorsun. Evet. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir sürü cetvel çıktı. Cetvelle geziyorlar. Verdikleri ama geri alamadıkları tek toprak parçası Türkiye. Ve Avrupalılar, vahşi ve barbar Avrupalılar bu Türkiye'yi geri almak için elinden geleni yapacaklar. Unutmadılar bunlar abi. Plan yapıldı. Unutmadılar. Dolayısıyla bizim uyanık olmamız yetmez. Sürekli üzerine gitmemiz gerekir. Yani önceden belirledikleri coğrafyaları, bölgeleri, daha sonra küresel manada el alıp buralara fitne sokuyorlar. Çıkartıyorlar. Şu anda en önde gelen ülkelerden bir tanesiyiz. Ama biz evet. Hala siyasi girizgahlarla dolaşıp birbirimize kendimizi ispat, bağırma, çağırma, küfretme ya da sosyal medyadan kendimizi ispat etme derdindeyiz. Hadise bu değil. Avrupa'nın hazırladığı senaryo düğün senaryosu değil. Ülkemizin, vatanımızın senaryosu, milletimizi bölme senaryosu. Ne bileyim evet. Bugün İran mesela karıştırılıyor. Bu sadece İran'ı karıştırmak için yapılan bir senaryo mu? Allah korusun 40 milyon Azeri var. Orada meydana gelen karışıklığın önüne geçilmediği an 40 milyon Türkiye'de. Başka bir yere de gitmez abi. Bütün evet. bu senaryolar işte o söylediğimiz batı senaryoları. Vahşi, barbar batının senaryoları. Evet. Amerika'nın senaryosu. Bunları çok konuşuluyor. Komple teorisi gibi algılanmaya başladı ve kanıksandı artık bunlar abi. Yani dolayısıyla uyanık olmamız gerektiği kanaatindeyim. Ve bu noktadaki sizin oradaki gayretinizden dolayı çok teşekkür ederim. Zaman zaman bu röportajı ben sizinle yapacağım abi. İnşallah eyvallah. Bu tür şeyleri. Yani samimi olmalıyız diye düşünüyorum. Eyvallah. Şimdi ben mesela Ekrem İmamoğlu, siz Avrupa'da kalıyorsunuz. Belki fikirleriniz benden farklıdır. Farklı düşünebilirsiniz ama işte İmamoğlu'nun eşi Dilek Hanım'ın Madame Figaro'ya verdiği pozları ben eleştirdim. Ben Anadolu Türk'ünün örfüne, adetine ben bunu yakıştıramadım dedim. Herhalde dönem itibariyle böyle doğru değildim. Bazen ben Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın eşi Recep Tayyip Erdoğan'ın da böyle duruşunu ben çok hoşlanmıyorum işin gerçeği. Ama evet. Yani gözüne batıra batıra yapmıyor en azından. Toplum örf adetlerine uygun değil. Onu yazdım. Dedim ki
Ekrem İmamoğlu'nun verdiği cevabı yazdım. Dedim ki, diyor ki Ekrem İmamoğlu, Madame Figaro verdiği pozdan benim haberim yok, dergi çıkınca gördüm. Böyle bir şey olabilir mi ya? Halkla dalga geçiyorlar abi ya. Milletle özür dalga kabahat. Geçiyorlar. Diğer özür kabahatinden büyük. Özür kabahatinden büyük abi. Böyle bir daha sonra 3 yaşındaki bir bebeğe yapılan mevlüt mü yoksa vaftiz töreni mi, başka bir din töreni mi nedir? İzlediniz mi bilmiyorum. Yani İzledim. ikisini böyle sentezledim. Yani ne oluyor dedim ben. Yani. Siz görmüyor musunuz pancar tarlasındaki çalışan insan yarıya kadar çamura batmış kadını, insanı. Yani bunlar size pek hayır okumaz dedim yazımın içerisinde. Nereye gidiyoruz abi? Bunun düzeltilmesi için ne yapmamız gerekir? Avrupa'dan neyi görüyorsunuz abi siz? Şimdi soruyorsunuz değil mi? Şimdi bakın ne dedim? Avrupa'da bir kamuoyu oluşuyor değil mi? Değil mi? Evet, bunu, evet. Bunu küçümsemeyin. Bunu küçümsememek lazım. Yahu gazeteci medyadan geliyoruz, gazetecilikten geliyoruz. Şimdi geçen şeye baktım, Anadolu Ajansı'nda çalışanların Instagram sayfası önüme düştü. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Ya bunlar birbirlerine doğum günü pastaları gönderiyorlar ofiste. Birbirlerine her gün kadınları özellikle bir giydiği giysiyi bir daha giymiyor. Kimisi böyle işaretler yapıyor. Kardeşim bu bizi kurtarmaz. Sen Anadolu Ajansı'sın. Evet. Anadolu Ajansı'sın. Çık Avrupa'ya, Avrupa'dasın. Takır takır para alıyorsun. 4.000 sterlin para alıyorsun. Buradaki bir İngiliz alamıyor o parayı, o maaşı. Evet. İngiliz alamıyor. Çık kamuoyu yarat, kamuoyu. Yani tehlike sana gelmeden, futbolda tabir vardır ya, defansı ileride kur. Geriye geldikten sonra zaten şeyin yok. Sen git Avrupa'da bir kamuoyu oluştur. Yani evet. Demek istediğim o. Hiçbir şey yok. Çalışılmıyor. Yani onun için yani diyeceğim Elif Şefak konuşuyor. Elif Şefak evet. Konuşuyor. Ve biz de dinliyoruz abi. Evet. Biz yani, dinliyoruz yani. Yani ülkemizin aleyhine konuşuyor. Nankör evet. Kur'an-ı evet. Kerim'de Rabbim demiş insanoğlu nankördür. Evet. Ama o nanköre karşı da bizim yani mücadele etmemiz gerekiyor. Müdahale etmemiz gerekiyor. Yani evet. Ülke Batı'ya, Amerika'ya, Türkiye'ye müdahale edin diyen kişiye bizim müdahale etmemiz gerekiyor. Aynen. Aynen. Ya yani gidip fiziki müdahaleye de gerek yok. Sadece bir soru yetiyor lan ya. Bir tabii, soru tabii, yetiyor tabii. Yani. Kadının dengesi bozuldu, bitti. Kesinlikle yani bozuldu. Bir tane benim bozuk aksanlı birisi vardı Bahattin abi orada. Bayan. Ne demek istedi onu da anlayamadım. Siz algıladınız mı? Suratından belli. Suratından evet. Belli zaten. Muhatap da olmak istemedim. Yani işte böyle çok mutlu. Ben orada sordum. Türk var mı burada dedim ya. Dedim burada Türk yok dedim, tamam mı Mahustan? O çıktı işte. Halbuki Türk dolu orası. Evet. Orası Türk dolu. Bilmiyorum FETÖ'cü mü Necip şey ama Türk dolu orada. Ve o kadın çıktı dedi. Ben Türk'üm dedi böyle, tamam mı? Öyle mi dedi? Türk karıştı. Tamam, orada bir şeyler söylemiş. Türk yani. Türk kadın. Evet. Ondan sonra. Nasıl Türkse artık bilmiyorum işte. Yani herhalde hani derler ya ev yansın da biz yine işte köftemizi yiyelim, bilmem etimizi pişirelim derler ya, o tiplerden yani. O tiplerden. Abi Elif Şafak'la ilgili olarak inşallah orada takipçisiniz siz galiba. Böyle sizi de tanıyacaklar, bir hafiye geldi falan diyecekler belki de. Artık beni bir dahaki sefere çok zorlanacağım gibi geliyor bana. Başka bir eleman gitmeli yani. Evet. Başka bir eleman. Yani orada biliyorsun hain çok Avrupa'da abi. Şu anda Türkiye'den tamam. Kaçan. İttihat ve Terakki'yi hatırlıyorum ben. Onları hatırlıyorum. Onları görünce. Can Dündar'ları evet. İşte benzetiyorum birilerine. İşte Elif Şafak'ları birilerine benzetiyorum. Evet. Abi izlenebilirliği ve ilk olması hasebiyle programımızı yani röportajımızı, sohbetimizi isterseniz burada tamamlayalım. Tabii. Bahattin abi. Çok teşekkür ediyorum. 29 dakika oldu şu anda. Çok güzel abi. Tamam. Ben sizin vasıtanızla hiç olmazsa bölgeme ve Türkiye geneline bu şekilde hadiseyi yansıtmak istedim abi. Yani eyvallah. Uyanık olmak yetmiyor. Yani birilerinin gözüne bunu sokacağız abi. Çünkü
Türkiye gerçekten bir miskinliği yaşıyor. Birbirimize adalet duygularıyla yaklaşıyoruz. Bu yaşananları anlatmamız lazım, göstermemiz. Niçin? Ben 58 yaşındayım abi. Sanırım aynı yaşındayız, aynı jenerasyonuz. Yani evet. Bu yaştan sonra ben ne yapacağım ya hayatı ya? Evet. Onurlu bir hayat ve bir torun beklentimden başka bir beklentim yok. Bu ülke bizim. Suriye'den insanlar Türkiye'ye kaçarken Bahattin abi, Bahattin evet. Kardeş, Bahattin Bey, her neyse. Şimdi benim engelli bir kızım var. Şu anda 32 yaşında. Evet. Yürüme engelli, fiziksel engelli. Suriye'den o kaçıp gelen annesinin babasının sırtında ya da onun sırtında babalar, anneler, o insanlar hatırlarsın abi. Evet. Ya baba biz ne yapacağız dedi. Biz ne yapacağız diye sorduğu soru o gün kendisini taşıyacak insan var mı? Babası taşıyabilir mi? Ne kadar taşıyabilir? Dedim ki kızım sen neyi düşünüyorsun? Doğru düşün. Bak şu pencere. Evimizin penceresi. Şuraya annen, köşeye annen. Şu köşeye ben, kardeşin, elin silah tutabilirse sen. Sonuna kadar savaşırız ve bu evi terk etmeyiz dedim. Evet. Yani dolayısıyla böyle bir şey yok bizim hayatımızda dedim. İnşallah bak, Rabbim bu ıslah eder bu insanları. Hidayet demiyorum bunlara. Çünkü vatan hainliği yapıyorlar. Hidayet Rabbim'in sunacağı, kalbine indireceği güzellik. Ama ıslah yontulmak demektir. Evet. Bunlar yontulur inşallah. Beddua ediyorum yani. Bunlar yontulur. Evet. Can duydarlar bunlar. Ülkemize hainlik eden ne kadar insan varsa. Evet. Kolları, bacakları yontulur ve o zaman anlarlar inşallah. Islah etsin Rabbim inşallah bunları. Evet, evet. Peki. İyi kapatış yap o zaman ama gitme. Son yani sen ben sana konuştum. Son cümleni söyle. Ben buradan şey yapayım. Tamam abi. Dediğim gibi Bahattin abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Samimi bir insanla sohbet ettim. Bundan sonra da inşallah bu sohbetleri inşallah yapmayı düşünüyorum. Avrupa'dan hem siz hem sizin tanıdıklarınız vasıtasıyla Avrupa'nın çeşitli yerlerinden. Evet. Yerel bile evet. Olsa, Seydişehir'den bile olsa ülkeme bu şekilde katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi şöyle eyvallah diyecekler Bahattin abi onu da konuşalım. Ya sen kimsin, siz kimsiniz, Elif Şafak kim? Yazar Elif Şafak kim ya? Elif Şafak kim? Eğer vatana ihanet ediyorsa ve Elif Şafak şu düşüncesini eleştirmiyorsa, İngiltere'ye, Türkiye'ye müdahale edin çağrısı yapan, Avrupa'ya, Amerika'ya, Türkiye'ye müdahale edin çağrısı yapan Elif Şafak övgü gönderen her kimse o da haindir. Hain olma adayıdır. Gaflet içerisindedir. Yumuşatıyorum. Gaflet içerisindedir. Allah onlara da akıl fikir versin. Feraset aynen versin abi. Aynen. Yani bak bu ülkenin balını, yağını yiyenler de bunlar biliyor musun abi? Evet. Öyle 80 öncesi çağdaş kimliği, aydın kimliği olan kişiler işçi, köylü el ele derdi abi. Sosyal demokrat olduğunu iddia edenler. Evet. Yani evet. Ben böyle bir partiyle sınırlamak istemiyorum. Ama şu anda inanın bunların bir eli yağda, bir eli bağda. Elif Şafak türküsü söylerler. Ondan sonra neydi şu milletvekili artist var bir tane. İpe. Barış Atay artist. Adını anmak istemiyorum. Anma abi. Anma geçen gün yine burada. O da içeriden çalışıyor. Evet içeriden çalışıyor. Ne çok hainimiz var. Diyor ki Barış Atay. Dedim. Neydi cümlesi tam olarak? Ha. Gezi'yi arayacaksınız diyor. Ve buna benim biraz önceki Ekrem İmamoğlu ile yazdığım yazıya tepki gösterenler buna hiç tepki göstermedi. Yazdım da üstelik. Hadi evet. Buna tepki gösterin de görelim dedim. Ama göstermediler. Ben bu anlayışı kabul edemiyorum abi. Fikir farklılıkları eyvallah. Ya bir ülkenin kalkınmasında Bahattin abi. Fikir, eyvallah. İlim ve sanat. Bu üç ayak olmazsa olmaz. Evet. Olmaz. Fikirden daha ziyade böyle herkes, her kitap cenahta içinde söylüyorum bunu. Asla ben bir cenah kastetmiyorum abi. Evet. O taassup insanı öldüren, fikri öldüren, beyni öldüren, saygıyı öldüren, sevgiyi öldüren o taassup ehilleri bu ülkenin bu şekilde gelmesine sebep insanlar bence. Yani fikirde esnek olmalı, karşı tarafı algılamalı, doğru algılamalı. Fikir tartışmaları münakaşaya çevrilmemeli, münazara şeklinde
Yani yumuşak üsluplarla olmalı. Yani dövüşerek hiçbir şey çözemeyiz abi. Evet. Dolayısıyla yani sanat, fikir ve bilim noktasında asgari müştereklerde buluşmamız gerektiğini inancındayım ben. Evet. Adalet duygularını bırakmamız gerekir. Ben bu duygularımla birlikte abi, Bahattin abi, sözü sana bırakıyorum, kapanış sözünü. Tamam. Çok teşekkür ederim abicim. Rica ederim. Şimdi dedin ya, ben biz evi, kızım dedi ki evi savunuruz. Ha, evet. Biz savunuruz. Düşman gelmeden, yani müdahale edilmeden. İşte biz de naçizane Avrupa'da durdurmaya çalışıyoruz düşmanı. Evet. Evet. Gelmesin. Gelmeden daha yani. Amaç buradan, yok. Buradan abi şeye mesaj ver yalnız abi. Bu Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı, World, TRT World. TRT World. Yani bunları ayrıca bir şey yapacağım. Evet. Gerçi anlattım burada. Ayrıca bir video daha yapacağım burada. Evet, nasıl olsa evet. Anlattım burada. Peki kalın orada, gitmeyin. Ben hemen şey yapıyorum. Buradayım abi, gider miyim? Evet. Ben hemen şeye ara veriyorum. Bir saniye. Pardon. Şöyle yapalım. Evet. Peki. Sevgili seyirciler, görüşmek üzere. Hakkı abimizin konuydu bu sefer. Konu değişti. Roller değişti. Peki, tekrar devam edeceğiz.